Hoş ortak, bizi iş neme böldü? Kanaka iş. Benim makalamı kaçan amelge aşırasız. Makala ingizini basmakçı yemez misiniz? Okup düşünmedim. Düşünmedim? Demek okumapsız da. Yok, dikkat bilen okudum. Ha, okugen bu seniz nege düşünmeysiz? Ya, ya okumagansız, ya bilmedim. Kanday baha veriş gerek. Xorazning kıçkırganını eşitken misiniz? Nege eşitmeseken ben? Eşitken ben. Xoraz, nema deyip kıçkıradım. Leme? Xoraz, nema deyip kıçkıradım. Şunu bilmeseken ben o. Xoraz'ın kıçkırganını eşitken bulsan kız. Nege nema deyip kıçkırganını bilmeysiz? Bundan çıktı ki ya eşitmegensiz. Ya bilmedim. Kanday baha veriş gerek. Hoş ortak. Siz beni Xoraz demekçi bol yapsın mı? Keçiresiz. Yok brader. Xoraz demekçi emas mı? Eşitip bilmaslik mümkün bo'lganday, o'qib tushunmaslik ham mumkin demoqchiman. Injener yo'ldoshiga o'qib yurganida yupun kiyingan bo'lishi mumkin. Lekin buni hozir ta'na qilishda hech qanday ma'no yo'q. Yana siz injener yo'ldoshivaning klub hovlisida mol boqilmasin deganidan chorvachilikka qarshi deb xulosa chiqaribsiz. Hukumat necha yillar parvarish qilib voyaga yetkazgan bir ayolni beburd qilish sizga, mana sizga nima uchun zarur bo'lib qoldi? Bolta ko'tarib odam ovlashni sizga kim o'rgatdi? Nima uchun yana siz biz mahalla mehnatkashlari deb yozasiz? Mahalla mehnatkashlari sizga qachon nima deb vakolat bergan? Men odam ovlab nima qilibman? Yo'ldoshvaning yaxshi tomonlarini aytmabmanmi? Yaxshi tomonlarini ham aytgan durman. Yomon tomonlarini ham topib aytdim. Ha, barakalla, barakalla. Barini emas, topib aytgansiz. Endi aytingchi, mana shu narsani yozishdan maqsadingiz nima? Siz bu odam bilasizmi? Bekniya, hozir aytib beraman. Bu odam hozirgi zamondan naq 20 yil orqada qolgan. Lekin o'zi bilmaydi. Mabodo aytsangiz, siz bilan 6 oy o'tpisga olib mushlashadi. Bek yonboshga gazeta qistirib ilm sotib yurgan vaqtlarda allaqaysi bir redaksiyani xat tashuvchisi Subhonqul hozir kun zavodini direktori deputat bo'lganini tan oladi. Lekin o'sha vaqtlarda o'qishga qatnab yurgan ayollarning biri vrach, biri agronom, biri injener bo'pti desa, sira-sira tan olmaydi. Men bu odamni bu xildagi ochiq ko'rligiga qanday ma'no berishni ham bilmay qoldim. Keyin bilsam, bu ochiq ko'rlik o'sha vaqtda uzoqni ko'radigan, olimlarcha aytgan bir hikmatni natijasi ekan. Bek hazratlari ayol kishi men o'qigan bilan savod chiqarishdan nariga o'tmaydi derdilar. Mana endi o'zingiz ko'rib turibsiz. Bunday hikmat turmushda quvulib, qaysi kavokka kirishini bilmaydi. Bek yo o'z hikmatidan voz kechish kerak, yoki ayollarni haq ekanini isbot qilish kerak. Isbot qilish o'rniga o'zini qanday so'zga urmasin, palada tuxumga murch sepganday gap. Baribir bo'lmaydi. Ha, yana bir gap. Bek hech qachon hech vaqt birovni fikriga qo'shilmaydi, faqat o'z fikrida qoladi. Yig'inlarda so'zga chiqqan notiqlardan keyin albatta qo'l ko'tarib so'z so'raydi. So'z bermasa ham vaysaydi. Mabodo so'z berilguday bo'lsa, minbarga chiqib avval ayollarga bir qarab tirjayadi. Ana undan keyin fikri zo'rlik qilib boshi yorilib ketayotganday ikki qo'li bilan boshini mahkam ushlaydi. Uni injener Yo'ldoshev va haqida yozgan maqola ham ana shundan kelib chiqqan.
Bu makalanı men keçe okuyan edim. Hanım hanımdan keçemen. Dünyada parçasız, parçasız otemen. Lekin bu işini açmazdan koymayayım ben. Koyun begim, koyun. O zingizini köp uruntulmayın. Albatta açıp taşlaysız. Oşa Kolumb Amerikanı açmaganı da albatta o zingiz açken bulardı. Ha, açardım, açardım. Hemmesini faş kılardım. Bunday odamlar ne? Lekin bari bir Xorazning nima deb qichqirganini bila olmas edingizda, bek. Ne bey? Shunday. Thank you.